Hüsarım merhaba. Kaymayalım, düşmeyelim. Çok kısa müsaade eder misiniz? O hep tarafına kaydı. Nasılsınız? Pardon. Pardon. Herhalde pardon, pardon. Yollar kapandı, toplantıya iptal oldu. Evet, hızlı döndük. Evet. Biz de değerlendirelim mi dediniz? Aynen öyle. Eczane, demin nerede bu? Çocuk var. Dedenize problem mi var? Söyleyin. Dedenize ameliyatı mı ben? Ha, evet, evet. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Her şey yolunda. Güzel. Kısaca efendim birkaç bir şey soralım, bitirelim yani. Sizi de yormayalım. Çok iki dakika arkadaşlar. Son kıyafetimiz çok konuşuldu efendim. Kimisi çok çok güzel buldu. Ne güzel ya, konuşulmasa. Pırasa muhabbeti nedir efendim? Onun için eleştiriler yazıldı. Böyle komik şeyler yazan da oldu. Güzel olan. Çok tatlı. Ben çok gülüyorum onlara. Bence çok tatlı. Herkes her şey yazmakta özgür yani. Pırasa eleştirisi için normal mi? Evet, pırasa da marul diyen de vardı. Çok şeker de işte anlayabilene yani. Onun için gayet hoştu ve gittiğim yerde de gayet hoş, beğenildi yani. Üzerinde küçük mü? Evet. Orijinal küçük değil mi? Yani evet, ben olacağım. Bunu niye sürekli bunu soruyorsunuz yani? Biliyorsunuz, söylüyorum ben. Biz giymiyoruz efendim, siz giydiğiniz için olabilir belki. Hayır tamam, bana bunları sormayın. Çünkü bunu orijinalini giyip de orijinal değil diyenlere bence sorun bunu. En azından ben saklamıyorum diyorsunuz. Niye saklayayım ya Allah aşkına? Gören anlamıyor mu zaten? Yani böyle işte. İyi misiniz siz? Keyfiniz yerinde mi? İyiyiz efendim. Ha? Sizi sormak. Sizin moraller yerinde mi? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda tabii. İşler çok yoğun bir şekilde gidiyor. İşler derken efendim, son günlerdeki bu haberlerden dolayı işlere de düşüş oldu mu? Böyle yazıldı ama. Evet, çok işte düşüş oldu. Bazı ünlüler Paris'te sizi bıraktığını kim söyledi. Kim bıraktı beni? İşte bazı kim beni bıraktı? Tercih meselesidir bu. Onun için kimse beni falan bıraktı da etti. Öyle bir şey yok zaten. Ne münasebet. Görmüyor musunuz? Yılbaşına imzamı attım ben. Peki bir şey soracağım efendim. Birinci haznesi. Daha böyle aşk yaşadığınız böyle bir ne şey var mıydı? Ne münasebet? Siz bunu bana nasıl sorabiliyorsunuz? Siz ne görüyorsanız ve ne duyuyorsanız neyi nasıl izliyorsunuz? Bunu ben niye birisi aynı yalan yanlış haber mi yaptı? Sizi kötülemek için mi yapıldı? Yani sadece şu kadarını söyleyeyim. Ben de sizinle birlikte her şeyi takip ettim. Siz o anda ne görüyorsanız ben de o anda aynen o şekilde görüyorum. Bilmiyorum. Böyle bir şey olması mümkünatı yok. Yani daha benim bin yıldır arkadaşım, benim düğünümün after partisine çıkmış olan, yani bizim ailemizin, ondan sonra kıymetli ailesi olan, çoluğu çocuğu olan, sahnesini severek izlemeye gittiğim bir arkadaşım. Bunu kim, neden, niye çıkarttı? Bunu birincisi ben bilmiyorum. İkincisi çok saçma. Yok o onu evden çıkarttı ve onda niye özür diliyor? Neden o onu evden, ne için, ne sebeple? Ona kimse beni uyardı falan da yok. Hayırdır yani? Ne münasebet? Demet Hanım'ın açıklamaları vardı. Evet. Bir sene önce uyardığını söylemiş yani. O bir sene önce uyardı falan değil. Bunu zaten Arto da şeyde kendi programında söyledi. Uyardı falan yok. İki sene önce. Acaba sen bu kadar çok gitmesen mi? Aslı bozuluyor dedi. Hayır, aslı niye bozuluyor? Ne münasebet? Ben davetli gitmiyorum. Kore'ye paramı veriyorum, eğleniyorum. Çıkıyorum yani. Uyardı dedi bu ama. Aldı başka kulise bir şey. Gitmekten bahsediyor. Ben kulise falan gittim. Eğer kulise de gittiysek zaten hep beraber olduğumuz bir yerileri vardı şeydi. Yanımda. Tabii canım, ben Demet'in de kulisine gidiyorum, ediyorum. Yani bir sürü arkadaşımızın gidiyorum. Olur mu öyle şey? O anda ben Demet'e sadece orada bir kırgınım. Çünkü o algıyı farklı yansıttı. Bu çok çirkin bir şey oldu. Gerek yok. Çünkü hani o da benim bin yıllık arkadaşımdı. Ondan sonra en büyük konserlerini, en büyük yaptığı işte verdiği konserlerde çok büyük kostümlerle imzası olan bir kadınım ben de yani. Onun için birbirimizin üzerine emeğimiz vardı. Ayıp oldu. Yakıştıramadı. Şey, peki sinir geçti mi? O dava sinire geçti mi? Dava açtım. Ben dava geçti. Falan açacağım demedim arkadaşlar. Bunu nasıl salladınız onu anlamadım. Biz sallamadık. Ben hayır, bu basında sallandı. Çünkü bana dediler ilk başta dava açacak mısınız dediler. Evet, bazı yerlere başka konularla genel alakalı. Genel anlamda konuşuyorsunuz. Ben dedim dava açayım. Aa, ben bir baktım Demet Akalın'a dava. Ben niye dava açayım Demet Akalın'a ya? Neden bu ülkede davalar o kadar uzun uzak süren bir durum ki yani? Neden Demet'e dava açayım? Demet'e dava açacağım bir şey yok. Benim Demet'e kırgınlığım var. O kırgınlığı hiçbir zaman geçmeyecek. Onu da bu konuda affetmeyeceğim yani. Ölene kadar affetmeyeceğim diyorsunuz. Ya bakın, düşmez kalkmaz bir Allah, büyük konuşmamak lazım ama ben Demet'i affetmeyeceğim bu konuda. Yaptığı açıklamadan dolayı mı? Benim çok yakın arkadaşımdı Demet. Yani bu kalkıp da orada yaptığı algı çok şeydi. Olmadı yani. Ben yakıştıramadım ona. Onun için de sağlık olsun, canı sağ olsun. O niye öyle bir şey yaptı onu anlamış değilim. Bir uyarıda uyarılacak bir durum yok ki ortada.
siz beni tanımıyor musunuz? Ben özel hayatımda da her bir şeyini ben sonuna kadar ortada yaşayan bir kadınım. Ne münasebet ayrıca? Kimsenin de efendim. Peki bir şey diyeceğim. Şey mesela bu haberler yanlış yalan ya. Aslı Hanım'la mesela görüştünüz mü? Konuştum ya Aslı'cığım bunlar yazılıyor çünkü yanlış böyle bir şey olamaz. Benim böyle bir açıklama yapmama gerek var mı? Ne münasebet? Yani gene yine de her arkadaşınız ya. Hayır ne münasebet yani? Bilmiyor mu? Yani bence başka bir şey. Bu da çok saçma. Gülşah Saracoğlu'nu yıpratmaya çalışırlar mı bir şey? Kim yıpratabilir abi? Allah aşkına mekan kadınından. İyi mi? Unutmayın ki. Unutmayın ki evet. Güzel bir şey olmaz mı? Siz de nereden dediniz? Güzel bir şey unutmayın ki. Bana bir şey olmaz demeyeceğim tabii. Ama neticede bu hoş değil ya. Hoş olmadı yani. Hepimiz arkadaşız burada. Ben valla bu açıklamayı yapmasına da hiç demete de yakıştıramadım. Can sağlığı, herkes mutlu olsun, sağlıklı olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Bir daha sahnesine gider misiniz? Kimi? Deha Bey. Gidebilirim, niye gitmeyeyim? Okay. Neden gitmeyeceğim? Hatta bu olaylar çıktı. Ertesi günü basın beni kapıda bekliyormuş. Hayatta hepinizi alacaktım. Gelin bakalım hadi hep beraber eğlenelim diye. Olur mu Ayşe? Ben Deha'nın sahnesine de giderim. Kafama eserse Demet'in sahnesine de giderim. Ben rüzgar nereden oradan giden... Anladım, politiksiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hiç politik değilim. Ben çok doğru konuşuyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bay bay. Ben gidip çekiyorum.